Geldim Yaşar abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşar abi, tarihi ev aletlerine doğru giriyoruz. Evet, şöyle geldik. Bugün Kozlu Kargalar Köyü'ne geldik. Kargalar Köyü'nde havadan, karadan kısa çekimler yapmaya çalıştık. Biraz sohbet etmeye çalıştık. İnsanlarla biraz sohbetimiz oldu. Böyle tarihi eski öküz arabalarının eski bağ bahçe tarım işlerinde. Evet, güzel bir bahçe olmuş burası da. Tarihi bir bahçe gibi olmuş gerçekten. Yani abi seviyor herhalde böyle şeyleri. Tarihi şeyleri. Evet, seviyor belli zaten. Erdemir'den nerede meydi acaba? Oo, değirmen taşını falan değerlendirmiş yani bu. Selamlar. Hacı Bey gelebilecek mi? Selamünaleyküm. Bir misafirin geldi. İşte gidiyorum, çeşmesi yarım. İşte gidiyorum. Bayıldım, bayıldım. Bayıldım. Tarihi korumak, bunlara sahiplenmek o kadar kolay değil. Hakikaten kolay değil. Bu kadar şeyi bir arada tutmak. Vatandaştan istiyorsun. Ha, şurada kandil. Oo, kandil. Fitili bunun içine koydum mu? Evet, fitili de duruyor. Fitili de duruyor maşallah. Ayran fıçımız hala duruyor. Ey yavru, çalkala yavru, çalkala. Tokmağı da içinde. Harika. Şimdi ayran fıçısının tokmağı da içinde. Tokmak diyorlar değil mi buna? Evet, çalkala yavrum, çalkala. Daracıktan da atlar tepişir derler. Altta kalanı canı çıksın, öyle mi? Öyle derler eskiler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben İsmail Bilgin'im, Kargalar. Kargaların anlamı nedir? Yani Kargalar köyünün ismi nereden gelmiş? Ben de bilmiyorum. Bilmiyoruz değil mi? Bilmiyorum. Zamanında karga çokmuş demek. Ya, muhtemelen artık kargalar evet. Dedim mi? Evet. Öyle bir şey var. Emekliyiz. Emekliyim, evet. Köylerde hayvancılık var mı sizde? Bu köy en az 200 hane. 200 hanede 20-30 hanede var. 20 hanede var. Yani zaten reçberlik yok. Belli zaten arazilerde. Yok. Reçberlik yok. Köyler niye böyle oldu? Köyler niye böyle oldu? Bizde bol arazi yok. Birincisi araziyi ekip biçip de ne kazanacak? Bir şey kazanmıyor ki. Kazanmıyorsun, evet. 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 Gurbetçimiz çok. Gurbetçi çok. Evet, göç verdik. Köylerdeki en büyüksü. Para için dışarıya saldırıyor. Evet. Kolay gelsin abi. Abi kolay gelsin. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hayırlı işler diyorum. Gel. 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 Selamünaleyküm, Allah kabul etsin. Selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben çek elini bela. Ereğli adam görsün. Abi tanıyalım o zaman seni kısaca şöyle. Ben Mustafa Taşkın, Kargalar Köyü'nden. Hasan oğlu Mustafa Taşkın. 75 yaşındayım. Maşallah, Allah sağlık sıhhat versin, uzun ömür versin. Sağ ol, hepimiz ömür versin. Yanallah. Kadın emekli. Zaten bölgemiz zaten gene de TTK. Yani bizim bölgenin şeyi bu. Babam rahmetli, babam da TTK emeklisiydi. Kozlu. Evet. Aynen, benim çalıştığım zamanlar Kozlu 55.000 işçi vardı. Evet, o zamanlar öyle. 55.000 işçi vardı. Evet. O zaman hangisi tanıyacağım mesela? Gördüğü ilan tanır mıyım? Hanım şahsa. Köyün bir özelliği var mı? Kargalar köyünün bir özelliği ya da bir anlamı, yani nereden gelmiş, nasıl gelmiş, yani kargalar ne, niye demişler? Şimdi bu kargaların özelliği benim duymam. Bu harpten sonra şu tepelere birkaç kişi konmuş bu köyün, hani onlar tekrar birleşmişler. Mesela Galavat küçük bölge bölükleri olarak biri orada bunlar hep bir araya gelmişler. Bu köyün kurulmasına sebep olmuşlar yani. Harpten kaçanlar bunlar, harpten kurtuluktan. Öyle bir özelliği var. Sonra buralarda kestane çok olduğu için Kargalar ondan geldiği zamanlar açlık var. Yeme içme yok. O zaman da yok yeme içme. Tabii, yani Kargalar bu kestanenin tepelerinde işte bağırışma, çağırışma, talaş. Kargalar köyü oradan kalma. Oradan. Çok güzel. Bu bilgiyi de öğrenmiş olduk. Evet. Teşekkür ederiz. Bu köyümüzü Kargalar koyalım demiş. Eyvallah. O gelen, yerleşen, harpten kaçan 10 kişi veya 15 kişi. Ben İsa Avni Yaşar 1961 doğup büyüdüm. Kargalar Köyü, Kozlu Kargalar Köyü. Evet. Ben TTK'ya giremedim. Bize nasip olmadı. Nasip olmadı. Dışarıda yemekte olduk. Allah'a şükür 3-5 kuruşlu maaş alıyoruz. Şükür. Ama ya ona bir şey diyemiyorum. Neyse. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben de taze bir emekli olarak yani geçen sene Mayıs ayında emekli oldum. O yüzden eyvallah. Ona bir şey diyemiyorum. Ben şu ana kadar hep inşaatlarda çalışarak geçirdim. Ama köyün konumu güzel. Aşağıda deresi de var. Var. Dere yani de var. Burada köy caddesi olacak. Böyle caddeler olacak. Yani insanlar rahat gezebilecek, dolaşabilecek ama güzel. Evet, caminin yeri de güzel, meydan da güzel hakikaten. Drone'la ben şimdi burayı komple aldım. Bir de siz değerli abilerimizle bir sohbet edersek bunu ondan süsleriz yani. Tamam. Var mı isteniz? Yok, teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz bir şey, gurbetçiniz falan varsa selam gönderiniz. Gurbetçilerimiz var. Onlara hepsine selamlarımızı söylüyoruz. Hayırlı günler. Almanya'da da benim kızım var, damadım var, herkes var yani, akrabalarımız var. Selamlarımızı gönderiyoruz. Eyvallah. Evet abi, sen de gurbetçilerine Almanya'da oğlum varmış. Buradan Almanya'da onlara... oğlum var, amcamın çocukları var, onları ayrı. Herkese, tüm gurbetçilerimize buradan selam, kucak dolusu selam gönderilir. Allah'a emanet olun. İlginize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum. Hacı abi, nereye gidelim? Bakalım, seni de tanıyalım mı? Seni de şöyle kısa bir tanıyalım. Sabri Üstüm ben. Köy bakkalı. Köy bakkalı tek ev. O olması güzel. Evet. Köy bakkalıları özledik. Şöyle çekelim mi bakkalı? Bakkalı çekelim. Köy bakkalarını özledik ya. Bakkal. Ben de 84-91 yıllar arasında dayımın yanında bir bakkal çalıştırdım yani. Bakkal şeyimiz biraz tecrübemiz var. O şeyleri biliriz yani. Nasıl? Köyde durumlar nasıl? Durumlar zayıf. İdare ediyor. Çok güzel. Yani ona da şükür. Selamünaleyküm abiler. Aleykümselam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Ereğli'den geliyorum ben. Eğer müsaade ederseniz çekim yapmak isterim. Sizlerle biraz sohbet etmek isterim. Ben adım Bekir, soyadım Üstü. Maliyeden emekliyim. Çok güzel. 27. yıl oldu emekli olalı. Şu anda köyde yaşıyorum. Çalışırken Zonguldak'taydım. O zaman Hasan Üstü'nü sorayım sana. O benim en ufak birader. 65 doğumlu. 65 doğumlu. Dayımın asker arkadaşı. Bugün dayım aradı benim. Köyde midir Hasan abi? Hasan evde şu anda. Evde mi? Onu arayalım o zaman. Gelmişken burada sohbet edelim. Demek senin birader tam adrese doğru gelmişiz. Kargalar Köyü'nün bir özelliği, bir geçmişiyle ilgili bir bilgin var mı? Ya pek öyle kesin belgelere dayanmamakla beraber efsane bunlar tabii. Yani mesela Uluksu'dan motordan işte birkaç kişi gitmiş. Birkaç kişi şöyle bir gelmişler. Şeyden başlamışlar şu... Aşağı çeyreğin o üstünde bir tepe vardı. Evet. Oraya çıkmışlar, şöyle etrafa bakmışlar. Yani benim bildiğim bu. Bir tanesi demiş ki orada, bu çayırın olduğu yerde ben kalayım demiş. Yani yerleşecekler yani burada. Bir tanesi de şu güneyde, uzunca güneyde ben kalayım demiş. Biraz hani güney ya. İyi demiş. Bir tanesi de şöyle bakmış karşıya doğru. Saka kuşu vardır. Bilir misin? Bilmiyorum. Sakı, evet. Karşıda, Sakı mahallesi ve Sakı köyü var zaten. Şu demiş ya, o Sakı kuşlarının olduğu yere demiş ben yerleşeyim. Öbürü de demiş ki, ben de şu kargaların olduğu yere yerleşeyim demiş. Böylece böyle bir efsane bir şey var. Olmuş diyorsun abi, evet. Ama resmi belgeye dayanmıyor evet. Bu. Ya tabii kulaktan kulağa, insanlardan, evet. Babadan oğula gibi böyle belgeler de geliyor. Başka hani bildiğim evet. Köyün tarihi eski eserler işte. Var ama şimdi şu anda bakanım var falan yok. Evet, yok. Değirmenlerimiz var bir tane. Değirmen var ama çalışmıyor değil mi? Çalışmıyor. Yani şey yok ki canım ya. Resmelik yok. Resmelik olmadığı için öğretecek bir şey yok. Evet, haklısın. Geçen ben Çaylan'la gittim Ereğli'ye. Orada bir arkadaş var, değirmencilik yapıyor. İbrahim değirmenci İbrahim abi. Rahatsız olmuş hatta. Kaç gibi bir şey geçirmiş. İbrahim abi gidemeyeceğim. Arada bir ziyaret ederiz ona biz. Gideriz ona. Evet. Biz yürüyüşe... Benim biraderin oğlu orada, onun köyünde imamlık yaptı. Geçici imamlık. Oradan tanışıyoruz İbrahim'le. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oo, dayım eski emeklerden. Ben bunu tanımam ki. Bu 99 emekli olmuştur dayım. 96. Bak ben tanımam. Ben 98'e girdim Erdem'e. Selamünaleyküm. Hacım kolay gelsin. Aşı yapıyordun. Aşı yapıyordun. Seni işinden aldık. Ya köye çekime geldim ben. İsmail abi dedim ki ya güzel böyle tarihi bir şeyler varsa gelmiş ki onları da çekeyim dedim. Tamam. Dedik ki böyle Erdem'in emekli bir abimiz var. Eğer iznin olursa, müsaaden olursa. Ne demek? Ne tamam. Demek? Onur duyarım. Şeref. Yaşar Aydın. Yaşar abiciğim. Yaşar Aydın. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Valla merak iyi sen de Yaşar abi ya. Güzel valla eski şeyler değerlendirmişsin. Hiç atmamışsın valla maşallah. Dümen duruyor. Biz çok bindik. Öküzlerin peşinde kürek tuttuk. Bu galbur diğer adı ne diyorlardı bunun? Elek. Hı? Güzel. Güzel. Elek. Elek de yani o farklı bir şey var bunun. Evet hakikaten Yaşar abimiz değerlendirmiş hepsini ya. Öküz araba tekerleklerini. Aslında bunları bir şöyle güzel bir hizaya çizmek lazım. Baksana hanım yok. Ankara'ya gitti. Ben de buralarda geliştiremiyorum. Allah maşallah. 96 emekli olmuşsun. Yıl 2024, 28 sene olmuş emekli oğlum maşallah. Hala bir şeylerle uğraşıyorsun. Dibek, çocukluğumuzun dibekleri. Bir de bunların toprakları vardı. Dibeği biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben de köylüyüm. Arnavutçum alayım ben. Arnavutçum adam. Erdemir'de Demirun'dan emekliyim. Demirun'da var diye formalıydım ben. Öyle mi? Evet. Demirun'dan emekliyim. Dibeği biliyorum. Dibekle ilgili çok şeyim vardır. Bu da değirmen taşı. Evet. Değirmen taşı. Benim de hobim var. Ben bu işleri... Ben... Senin hobin? Senin hobin? Bu tarihi aletler benim hobim. Ne böyle doğada güzel videolar çekmek, tarihi videolar çekebilmek. Onları hep gezeceğim. Çok güzel. Yaşar abinin bahçesini çok çok beğendim. Vallahi böyle hani ev üstünü... İçinden istersen bir şey yap ama... Abim seni tanıyalım kısaca. Ben Yaşar Aslan. Kargalar Köyü'nden. 74 yaşındayım. Maşallah. Allah sağlık sıhhat versin. Amin. Yaş ortalaması genelde 70'lerde. Benim de 72. Evet. Bir abi vardı 75'te de öbürü 74'te. Yani maşallah yaş ortalamanı yüksek. İyi yani. Çok Allah iyi. Şükür. Allah sağlık sıhhat versin. Ta neden eskileri bilmiyoruz. Evet. Hepimiz aynı sıkıntı var. Biz de bilmiyoruz. Yani kendi köylerimizde biz de aynı sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Yaşımızdan 2 yaş bile yok. Veya 3 yaş bile yok. Bunları tanırız. Bir emsallerimizi tanırız. Madenden emin olan yok ki zaten. Şey bizde mi? Evet. İsmail abi bizde madenci memleketi bizim orası ya. Rahmetli babam bile madenciydi ya. Bizim memleket madenci. Zonguldak'ın, Ereğli'nin köyler hep madencidir. Bu Arnavutçu Aydınköy Çaylıoğlu tarafı genelde %90 madencidir. Evet. Madenci. Şeyi tanırım bak. Ereğli'de, Obela'da Ahmet Aydın. Ahmet Ali Aydın. Ahmet Ali Aydın evet. Hasan abi, sana selam getirmişim. Aleykümselam. Nurettin Rışak'ı tanır mısın? Nurettin Rışak'ı tanırım. Tanır mısın? Tanımam. Nurettin Rışak benim dayım olur. Öyle mi? Evet, sana selam söyledi. Ben Kargalar Köyü'ne gideceğim dedim. Öyle deyince, orada benim asker arkadaşım var. Telefon numarasına attı. Götüren boyunca nasıl olsun? Allah razı olsun. Şimdi ben de köye çekim yapmaya geldim. Muhtarımdan izin almıştım. Kargalar Köyü'nü bir tanıyayım, bir göreyim dedim. Köylerin böyle doğasını, güzelliklerini... Sen de bir anlatçuma lazım. Evet, anlatçuma dayım benim zaten ablasını olayım onun. Öyle mi? Ha, ablasını olayım değil. Yani anlatçumalıyız. Öyle işte hem gelelim hem görmedik. Orada İsmail abiyle tanıştık işte. Nurettin'le biz asker arkadaşıyız. Evet. Kısa da olsa beraber bir askerliğimiz oldu. Biz daha sonra oradan başka yere taşındık. Ve sonra biz onlarla görüşemedik. Tabi o zamanların telefon şeyleri... Evet. İmkanları kısıtlıydı. Benim Mersin'de asker arkadaşım var. Onunla da tanıştık. Evet çok güzel. Onun telefonunu da buldum. Çok güzel, çok güzel. Görüşüyoruz. Nurettin'le de bazı yaşıyor. O da arıyor beni de. Herhalde bu çocuk Fransa'da yine. Fransa'da. Çok güzel de bahçe falan yapmış. Evet evet. Buralara gelince ziyaretime gel diyorum. Çayım içiyorum ama elden dönüyor. Evet, inşallah gelir artık. Şimdi bunu da izler o. Belki. Buradan bir şey söylüyor musun ona? Nurettin'e çok çok selam ediyorum. Tabii bir asker arkadaşı, cezaevi arkadaşı, Hasan arkadaşı bunlar unutulmazmış. Evet gerçekten. Ben kendilerini seviyorum. Allah razı olsun. Allah bir ömür sağlık sıhhat versin. Ömrü ne kadar vefa ettiyse sağlıklı, bereket yaşasın inşallah. Amin diyoruz ve teşekkür ediyoruz Hasan abicim. Tanıştığımıza sevindim. Ben de sevindim. Yani iyi oldu. İsmail abi gelmişken şuradan bir dakika bir drone kaldıralım ya. Kaldıralım değil mi? Gelmişken. aldım payım. Köyüm benim, köyüm benim, köyüm benim güzel köyüm. Yoksulluktan aldım payım. Köyüm benim, köyüm benim, köyüm benim garip köyüm. Belki 150 senelik vardır. 150 sene. Yani 150 senelik. Bu sen bilirsin Şaban Çavuşların ekmek teknesi. Aynen. Ekmek teknesi ve eski yani, ekmek tekneleri bunlar. Hamur yoğururlar, saçta böyle çizleme ekmeği yaparlar. Güzel. Serme yaparlar. Güzel eski şeyler. Harika. Harika. Taşlar hala, deniz taşı hala duruyor. Düven taşı işte. Düven taşı, bunlar, evet. Bunlara bir de kav mantarı derler. Şeylerde, ağaçlarda bitiyor ya. Onların ikisini birleştirdiler, böyle ateş yaparlardı. Yaşar abi tam bir nostalji doğa evi olmuş gerçekten. Şöyle bakalım. Yaşar abi sende bu hobi nereden geldi böyle? Nereden sardı bu merak? Ya ne bileyim böyle eskiye bir şeyim var benim. Eskiye rağbet diyorsun. Aşağı şehirde var, evet. Arkadaş. O daha çok böyle... lüküs bu. İspirto'ya çalışan lüküs. İspirto'ya ve gazla çalışıyor ama genelde İspirto... Gaz yer. Kandil derler. Kandil. Karşıda kandil. Ooo. Kandil. Fitili bunun içine koydun mu? Evet, fitili de duruyor. Fitil de duruyor maşallah. Fitil de duruyor. Çok güzel. Şimdi yerler de gene gazla çalışıyor. Evet. Çocukluğumuzda geri götürdük bizi İsmail amcaya. Yaşar amcaya. Vallahi var ya. Rende. Rende, evet rende. Şurada üst zemprek derler. Zemprek. Yani evet. Bundan böyle. Mızrak yani kuş var bak ya sen. Lamba duruyor maşallah. Şunlar böyle. Oo, kamera duruyor. Çok güzel. Oo, eski facit. Facit'in hesap makineleri. Evet. Yani şurada ayran bakırı orada gördüğünüz. Evet, bakraç. Yani tarihi bakraç. Yani sen hakikaten o tarihi korumuşsun Yaşar abi. İbrik. İbrik bunlar olmazsa olmaz. Olmazlardan bir tanesi. Evet. İbrikler yani. Bu tarihi değeri korumak herkesin işi değil. Hakikaten değil yani. Erdem'in emektarı, baretlerim. Baretler, evet. Yaşar abinin şöyle yapalım. Şurada Yaşar abinin AK Parti'nin terazisi ama bu yamuk takıyor. AK Parti gibi. Yamuk takıyor. O terazinin adaleti yeter. Biz de o yamuk derse de biz o teraziye güvenenlerdeniz. Şunlar da gene yabalar oluyor. Yaba, evet şey, yaba. Aynen. İbrikler, İspirto lüküs dediğimiz bu. Evet. Lüküs derler. Eskiden bu şey. Evet, eski lüküs. İbrik, bakır, bakraç, inek sağma için o evet. Bakırlardan şeyden. Valla Yaşar abi hayran kaldım. Hakikaten hayran kaldım. Bu kalorifer değil. Bunu Rusya'da çalışan İzmit'teki bir arkadaş oradan projesini almış gelmiş. Bunun özelliği şöyle yani şu 2, 4, 6 buraya sıcak hava doluyor. Buradan soğuk havayı aldığı zaman yukarıdan sıcak havayı veriyor. Sıcaklar şeyi karıştırıyor. Kalorifer gibi hani yazın sıcakta böyle eser ya. Evet. Böyle püf mesela kasteyi böyle kaldırıyor. Şey yapıyor. Çok harika. Püf, çok harika. Yani bu eseri yakaladın diyorsun yani. Evet. Evet. Güzelmiş. Çok güzel. Şeyden Alapı'da olan, şurada gene ayran fıçısı, şurada eski gömlek yaparlardı. Çıkrık mı diyorlar, ne diyorlardı? Çıkrık, evet. Yaparlardı. Evet, şöyle bundan çeviriyordu, artık dönmüyordu. Şundan da gene günleri şey yaparlar, böyle börke derlerdi buna, böyle. Börke, böyle çevirirler. Buraya yün şey yapıldı, çorap yapıldı, yün çorap falan. Yün çorapları böyle. Şeyleri, şunlar da o bez dokuma tarakları. Taraklar da duruyor, iyi güzel, hey maşallah ya. Taksim olurken evet, aynı tabaktan, aynı tastan, aynı ağaç kaşıklarla herkes oturur böyle, herkes aynı kaşık olmuş. Evet. Aynı bunlar da işte. Şunlar da yine şey oluyor. Bunlar yine tarak. Evet tarak. Şunlar da böyle işlerine bir şey oluyor. Bir tarafı o bayanlardan kalmadı artık evet. Okuyanlar. Şark köşesini burada da yapmışsın sen. Yapmışsın. Misafirim geliyor. Evet. Benim çok gelenim gidenim oluyor. Evet. Üniversiteden hocalar geliyor, şeyler geliyor falan böyle. Yani, tabii tarih var. Tarih var. Bunlar tarihi bir doku var. Şey yapıyoruz yani burada oturuyoruz. Çok güzel. Onları alacağım. Tekerleri, fonduru alacağım. Bunları Yenice'den getirdim ben. Yenice'den değil mi? Evet. Çok çok. Bunlar biraz büyük. Yani bunlar şey, manda herhalde. Manda için bunlar. Evet. Manda. Manda çünkü, için bir de iki tekerlekli kanılar var ya. Evet, iki tekerlekli kanılar. Yani evet. Elif bacının cephaneye mermi taşı. Ha, ayran fıçıları. Bayağı var sende Yaşar abi ya. Kara saban dedikleri bu işte. Kara sabanımız burada. Kara saban dedikleri olay bu işte. Kara saban. Bunun önünde biz öküz çektik. Pulluğundan tuttuk. Sürebildik mi? Sürebildiğimi kadar sürmeye çalıştık ama kara sabandan herkesin harcı değildir. Şey yapmak böyle çift sürmek, bağ bahçe iş yapmak. Buna değirmenlerdeki tahıl... eşek değirmeni vardı okulun altında. O eşek değirmeni eşek çevirirdi. Evet. Onun şeyinden kalma şu da... Beşik seni bekliyor. Ya geçen fırtına oldu ya. Evet. O fırtınada bak... Düşmüş değil mi? Yıkıldı evin üzerine doğru orada çam ağacı vardı. Bıçkımız eski kereste tahta yapmak için bıçkımız da duruyor. Çamlı ağaçları böyle biçmek için. Evet. Eskiden el gücüyle... Böyle... Yazın seni ziyaret edeceğim Yaşar abi. Tamam. Böyle bahçeler falan yeşillendiğinde seni ziyaret edeceğim. Tamam. Seni o zaman ziyaret edeceğim. Bak şeyi de duruyor. Sabanın emirleri bulduğum diyor. Bu da şeyleri keten şey yaptığı zaman böyle şey yaparlar, kabasını şey ediler, ince şey olduğu zaman ondan sonra bunlar hep böyle önce bir keteni alırlar böyle başak gibi hani buğday şeyi gibi toplarlar, onu tokmakla döverlerdi. Tokmakla dövdükten sonra ince bunun üzerinde şey yaparlar. İşte insanlar giyeceğini bunlarla şey yaparlardı. O toprağın jenerasyonuyuz. Öküz çektik, sabah 5'te tarlaya, bahçeye gittik. Bu da el değirmeni. Bunlar değirmen el değirmenleri. Şamdanbol'dan getirdim ben onları ama şimdi buraya şey yaptım. Daha oturak şeyler var bu armut koltuklar. Evet. Onları kışın kaldırıyoruz biz. Ondan işte aldım, geldim bazılarını bak şu oturak yaptım işte. O kesmiş o şeyleri değerlendirdim böyle. İyi yapmışsın. Çok güzel. Şunlar da şeyden sonra o kara sabandan sonra bu pulluk pulluk demir pulluk bundan da çalıştık. Kaldırıp çeviriyorsun. Evet. Diğer tarafa sürüyorsun. Pulluk. Evet, pulluk. Bunların hepsini gördüm. Yaşar abi, biz ilgin alakan için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Saygı saygılarımdan. Her zaman. Ama telefon numaranı alayım ben. Ha, telefon numaranızı verelim. Evet, İsmail abi. İsmail abi, seni tanıyalım abi kısaca şöyle. Bir de seni tanıyalım. İsmail Arslan 1973 doğumlu, Kargalar Köyü'nde doğumlu. Dünyaya geldik. Yaş burada ilerliyor. Kargalar Köyü'nde yaş devam ediyor. Aynen. Yani köyümüzü seviyoruz diyorsun. Köyde yaşamayı da seviyoruz diyorsun. Köyde yaşamayı. Çok güzel. Gördüğünüz gibi köyümüzü seviyoruz. Harika. Evet. Diğer demirlerin yani eskiler şimdikilerini bilmiyorum da %95'i beni sendikayla falan var. Siyasi partilerle uğraşıyor. Evet. Yaşar Aydın bana isim yabancı gelmedi zaten. Yaşar Aydın. Ben seni çaldırırım, sen de beni kayıt edersin Yaşar Aydın diye. Yaşar Aydın, Kargalar Köyü. Ama başka zaman muhakkak beklerim. Ben geleceğim Yaşar abi. Yaşar abi geleceğim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben saygılar sunuyorum. Güzel bir şeyi meraklıysan anı oluyor yani. Aynen. 50 sene sonra, 100 sene sonra bu şeyleri... Havaların güzel olduğu dönemde ziyaret edeceğim, çayını kahveni içeceğim. Tamam, Allah'a emanet olasın. Kendine iyi bak, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Hadi güle. Başımıza pas geçmeyelim. Kendine iyi bak. Cümlemize. Eyvallah. Aramızda Bir Kargalar Köyü çekiminde böylece sonlandırmış olduk. Zonguldak ili Kozlu ilçesine bağlı Kargalar Köyü'nde güzel çekimler yaptık. Güzel sohbetler yaptık. Yaşar abiyi ziyaret ettik. Yaşar Aydın abimizi ziyaret ettik. Tarihi tarım aletlerini, geçmişten bugüne kullandığımız o değerleri gördük. Hakikaten muhafaza etmeye çalışmış. Sağdan soldan almış ve evinin bahçesine yerleştirmiş. Ayrıca onu ziyaret edeceğim. Bu çekimlerin yapılmasına bizlere müsaade eden köy muhtarı Sayın Mehmet Kocagöz'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi çalıştığı için köyde yoktu. İsmail kardeşimi görevlendirmiş. İsmail kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Köy halkına çok teşekkür ediyorum. Bizlerle sohbetini esirgemeyen o abilerime, o değerli büyüklerime çok çok teşekkür ediyorum. Kargalar Köyü'nü bir yaz döneminde ziyaret etmeyi düşünüyorum. Çünkü Yaşar Aydın abimin evine gideceğim. Ona konuk olacağım. O bahçesindeki o değerleri tekrar fotoğraflayacağım güzel çekimlerle güzel bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu Kargalar Köyü'ne gidip gelmekten memnun kaldım. İlk defa gittim ve gördüm. Hoşnut kaldım. Ben ayrıca tekrar köy halkına teşekkür ediyorum ve güzel çekimlerin tekrar yapılması dileğimle hoşçakalın, dostça kalın. Bu videolarımızı izleyen dostlar kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Sizler yorum beğeni attıkça, öneri ve destekte bulundukça biz sizin köylerinizi ziyaret etmeye devam edeceğiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Yerel doğanın güzellikleriyle kalın.